tüm vücudunu başı dışarıda kalacak gibi sokun. Suyla vücudunu durularken bebeğinizin rahatlamasını sağlayın. Aynı şekilde tutarak temiz havlu üzerine alın. Tüm vücudunu yumuşak hareketlerle kurulayın. Cilt boğumlarını iyi kurulamayı unutmayın. Bebeğinizin büyüyüp aşırı hareketlendikten sonra havlu üzerinde sabunlamak daha zor hale geleceğinden bu işlemi banyo küveti içinde yapabilirsiniz. Bebeğinizi mikroplardan uzak tutmak çok önemlidir. Bunun için dikkat etmeniz gereken oldukça basit birkaç nokta vardır. Bebeğinize dokunmak, sevmek isteyen ziyaretçilerinizin ellerinin temiz olmasına dikkat edin. Bebeğinizle ilgilenecekseniz tırnaklarınız uzun olmamalıdır. Tabii bütün bunların yanında aşılar bebeğinizi mikroba karşı koruyacak en büyük güçtür. Bu yüzden aşılarını düzenli olarak yaptırmalısınız. Dünyada bebek ölümlerini önlemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tek temel besin anne sütüdür. Gebelik süresince anne plasentasından gelen kendi kanındaki besinlerle bebeğiniz besler. Gebelikten sonra doğum sonrası bebek için özel ürettiği en taze en steril besin olan sütle beslemeyi sürdürür. Anne sütü memedeki süt hücrelerinde üretilip kanallardan meme başına ulaşıp bebeğe gelir. Bebeğin emmesi meme başını uyarır. Bu da beyinde prolaktin denilen sütün salgılanmasını sağlayan bir hormonu arttırır. Böylece bebeğin emmesiyle birlikte annenin bol süt üretimi söz konusudur. O yüzden bebeğinizi sık sık emzirin. Sütünüz de bol olsun. Bebeğinizi emzirmeye doğumdan hemen sonra başlayabilirsiniz. Bunu başarabileceğinize inanmalısınız. Bebeğinizi rahat bir pozisyonda memenizin tüm meme başı dahil siyah kısmını bebeğinizin ağzına girecek şekilde emzirmelisiniz. Bu şekilde emme sırasında bebeğiniz hava ve gaz yutmayacağı için gaz sancıları daha az olacaktır. Bebeğinizi ilk 6 ay anne sütüyle emzirmelisiniz. Daha sonraki 6 ayda ek gıdalar başlayarak 2 yaşına kadar bebeğinizi emzirmeyi sürdürmelisiniz. Emzirme sırasında sizin geçireceğiniz hastalıklar emzirmenizin devamını sağlayacak şekilde tedavi edilmelidir. İlaçlar kadın doğum uzmanınıza ya da çocuk doktorunuza danışılarak düzenlenmelidir. Gebelik sonrası kilolar annelerin endişelerinden bir tanesi ama bu dönemde her şeyden önemli olan şey anne sütü. Anne sütü verimini azaltmamamız lazım. Çünkü doğadaki en değerli besin, bebeğiniz için her şeyi içinde barındıran besin anne sütü. Üstelik iyi bir anne sütü verdiğiniz zaman zaten kilo vermenizi de kolaylaştırıyor. Çünkü 1 mililitre anne sütü üretmek için vücudunuz yaklaşık 7 kalori harcıyor. Bu şekilde baktığımız zaman eğer siz normal beslenmenize devam ederseniz zaten ayda 1-2 kilo
kaybederek 6. ayın sonunda, yani anne sütünü biraz azaltmaya başlayabileceğimiz zamanda kilo vermeye birazcık daha hızlanacak. Ama eğer bir kilo verme programına devam etmek istiyorsanız kesinlikle hızlı kilo verdiren diyetler olmamalı. Ayda bir, en fazla 2 kilo kaybını hedefleyecek şekilde tüm besin gruplarını içeren 5 besin grubumuz var. Süt yoğurt grubu, et balık tavuk, ekmek ve tahıllar, sebze meyve, yağ şeker, bunların hepsini barındıran ve yavaş kilo verdiren bir programa 6. aydan sonra bir beslenme uzmanı eşliğinde başlamanız lazım. Aksi takdirde kısa süreli ve hızlı kilo kaybı hedefleyen diyetler çünkü anne sütünüzün azalmasına sebep olabilir. Enerjiniz ve sağlığınız yeni dünyaya gelmiş bebeğinizi etkiler. Nefes uygulamaları ve ısınma programının ardından Güneşi Selam serisiyle duruşlarımıza başlıyoruz. Yerde yapılan çalışmalar, karın bölgesinin güçlenmesi, duruşun düzelmesi ve omurga etrafından uzanan kasların esnemesi için etkilidir. Bu egzersizlerin amacı fiziksel dayanıklılığımızı geliştirmektir. Ayakta yapılan çalışmalar omurga ve bel bölgesini güçlendirir. Aynı zamanda dengenizi geliştirir. Düzenli olarak doğum sonrası yoga programını uygulamak, fiziksel bedeninizi yeniden yapılandırmak ve güçlendirmenin yanında aynı zamanda her gün ruhsal olarak dinlenmenizi sağlar. Yoga yolculuğumuzun keyfini çıkarmanız dileğiyle. Nefes uygulamalarınıza başlıyoruz. Kapalabhati nefesini uygularken burnunuzdan aktif nefes veriyoruz. Pasif alıyoruz. Sanki burnumuza toz kaçmış ve bu tozu tıksırarak nefesimizle dışarı atmaya çalışıyoruz. Bunu ritmik olarak yapalım. Nefes verirken karnımızı içeri çekmeye dikkat edelim. Bu nefesi solunum yollarımızı temizlemek, kan dolaşımınızı hızlandırmak ve konsantrasyonumuzu arttırmak için uyguluyoruz. Şimdi diyafram nefesi uygulamak için ellerinizi karnınızın üzerine yerleştirin. Nefes alırken karnınızın şiştiğini, nefes verirken indiğini ellerinizle hissedin. Sadece karın bölgesinden nefes alıp vermeye çalışalım. Diyafram nefesi, diyafram kasını aşağı doğru esnetip, akciğerlerinizin alt bölgesinden bedenimize oksijen geçişini sağlar. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayalım. Yavaşça sırt üstü uzanalım. Sağ dizinizi bükerek ellerimizle dizimizin altından tutalım ve karnımıza doğru çekelim. Çenemizi dizimize yaklaştıralım. Çenemizi yaklaştırmayı, boyun kaslarımızın güçlenmesi ve boynumuzdaki yaşlanmayı geciktirmek için yapıyoruz. Şimdi sol bacağımızla mümkün oldukça büyük daireler çizelim. Hareketleri yaparken sakin nefesler alıp vermeyi unutmayalım. Şimdi de bacağımızı diğer yöne doğru çevirelim. Yorulduğunuzu hissettiğiniz zaman başınızı indirebilir veya gevşeme pozisyonuna geçerek diğer harekete kadar tamamen dinlenebilirsiniz. Bacaklarınızı ileri doğru uzatarak burada birkaç nefes dinleniyoruz. Yavaşça yana dönelim ve bacaklarımızı bir karış kaldıralım. Yukarıdaki bacağımızı yukarı ve aşağı açıp kapatalım. Belinizin yan bölgesi ve bacaklarınızın güçlendiğini hissedin. Şimdi yavaşça diğer yöne dönelim ve aynı hareketi diğer yön için tekrarlayalım. Bacaklarımızı bir karış kaldırın ve açıp kapatın.
yüz üstü dönelim ve bacaklarımızı yine bir karış kaldırıp yanlara doğru açıp kapatalım. Bu hareketle bel ve kalça kaslarımızı güçlendirip toparlıyoruz. Şimdi sırt üstü dönelim. Ellerimizi kalçamızın altına, avuçlarınız yere bakacak şekilde yerleştirdikten sonra bacaklarımızı yukarı doğru kaldıralım. Ayak tabanlarımız yukarı bakacak şekilde yanlara doğru açıp kapatalım. Bacak içi kasların ve iç kasların toparlanması için gün içinde aklınıza geldikçe bu hareketleri yapın. Nefeslerinizin akıcı olmasına özen gösterelim. Ayak tabanlarınızı kalçalarınıza yakın olacak şekilde yere koyup, kollarınızı yana doğru, avuçlarınız yere bakacak şekilde uzatalım. Sağ bacağımızı sol bacağımızın üzerinden, dizlerimiz üst üste gelecek şekilde atıp, dizlerimizi sağa doğru yatıralım ve başımızı sola doğru çevirelim. Sakin birkaç nefes bu duruşta bekleyelim. Sırt kaslarımızın uzamasına ve omurgamızın esneyerek rahatlamasına izin verelim. Yavaşça başımızı ve ayaklarımızı orta hatta getirip aynı duruşu diğer yönde yaparak tamamlayalım. Sol bacağımızı sağ bacağımızın üzerinden atarak dizlerimizi sola doğru yatırıp başımızı sağa doğru çevirelim ve burada rahatlayalım. Tekrar orta hatta gelelim. Kollarımızı bedenimize yaklaştıralım. Avuçlarımız yere doğru baksın. Bacaklarımızı bitişik olarak ayak tabanlarımız yukarı bakacak şekilde 90 derece kaldıralım. Nefes alırken kollarımızı paralel olarak yukarı doğru başımızın üzerinden yere temas edecek kadar kaldıralım. Nefes verirken kollarımızı yanlardan yere paralel olarak avuçlarımızı yarı yolda aşağı çevirerek tekrar bedenimizin iki yanına kadar getirirken başımızı da mümkün olduğu kadar dizimize doğru yaklaştıralım. Kollar tekrar yukarı doğru kalkarken başımızı da tekrar yukarı doğru koyalım. Nefes al, kollar yukarı, baş yere. Nefes ver ve kollar yanlardan bedenin iki yanına gelirken baş dize doğru yaklaşsın. Gevşeme pozisyonuna geçip parmak uçlarımızla karın kaslarımıza hafif hafif masaj yapalım ve karın kaslarımızı rahatlatalım. Kollarımızı bedenimizin iki yanına yerleştiriyoruz. Tekrar bacaklarımızı 90 dereceye kaldırıp parmaklarımızı başımızın arkasından birleştiriyoruz. Burada bir nefes alalım ve nefes verirken dizlerimizi baldırlarımız yere paralel olana kadar bükerken sağ dirseğinizi sol dizimize doğru yaklaştıralım. Nefes alırken bacaklarımızı tekrar kaldırıp başımızı yere koyalım ve nefes verirken dizlerimizi yine büküp bu sefer sol dirseğimizi sağ dizimize doğru yaklaştıralım. Sağ dirsek sol dize doğru, nefes alalım, bacaklar düzelsin. Başımızı yere yaklaştıralım. Nefes verirken sol dirseğimizi sağ dizimize yaklaştıralım. Şimdi tekrar nefes verirken dizlerimizi bükerek başımızı düz olarak dizlerimize doğru yaklaştıralım. Ve nefes alırken bacaklar yukarı, başımız aşağı ve şimdi de bu seriyi tekrarlayalım. Yorulduğumuz zaman yavaşça gevşeme pozisyonun bir sonraki harekete kadar dinlenelim. Thank you.
sonra cinsel ilişkiye tekrar başlamanız için geçmesi gereken süre 6-8 haftalık bir süreç olabilir. Bu süreç içinde siz kendinizi fizyolojik ve ruhsal yönden hazır hissetmeniz çok önemlidir. Aynı zamanda bu süreç sizin doğum öncesi halinize dönmenizi sağlayan, rahiminizin küçülmesi, genital cinsel organlarınızdaki ödemin kaybolması ile birlikte giden bir süreçtir. Cinsel organlarınızda tamamen yaralarınızda iyileşme olmadan, rahiminiz eski haline dönmeden yapabileceğiniz cinsel ilişkilerde ağrı ve enfeksiyon riskiniz yüksek olabilir. Yine de cinsellik sizin kendinizi hazır ve hoşnut hissettiğiniz dönemde başlamalıdır. Hamilelik süresince bebek anne karnındayken sürekli hareket halindedir. Bu hareketlerle bebek ayağını kendi vücudunun değişik yerlerine dokunur. Bu uyaranlar sonuçta değişik şekilde beyine giderek bebeğin gelişmesi için bir uyaran olarak oluşur. Ve doğumdan sonra da bu uyaranları vermemiz bebek gelişimi için oldukça önemlidir. Burada bahsetmek istediğimiz çocuğa sürekli bir uyaran verilmesi bebeğin zihinsel gelişimine bir katkıda bulunur. Dolayısıyla biz bebeklerimizi uzaktan severek, onlarla uzaktan bir iletişim kurmak yerine dokunarak bir iletişim kurarsak bebeğimizin daha sağlıklı olarak gelişmesini sağlayabiliriz. Bunun nedeni bebeklerin duyusal organlarından en erken gelişenlerden birisinin de bebeğin derisinin olmasıdır. Örneğin bizim 5 duyumuz var. Görme, işitme ve diğer duyularımız. Bunlar erken bebeklik döneminde çok iyi gelişmemiş durumdadır. Ancak deri daha erken gelişmiştir. Dolayısıyla bebeklerimizi mutlaka tutalım. Onlarla sürekli iletişim içinde olalım. Onları sevelim. Derilerine sürekli bir uyaran verelim. Böylece onlarla daha iyi bir iletişim kurmuş oluruz. Daha iyi bir anne, daha iyi bir baba oluruz. Onun daha ötesinde erken gelişmiş ve bizimle tensel bir iletişime girmiş olan bebeklere sahip olabiliriz. Bu da bebeklerimizin hem sağlıklı gelişmesine yardımcı olacak hem de onların belki daha erken konuşmasına, bizimle daha erken göz teması yapmasına ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda anne ve babaların oldukça dikkatli olmasını öneriyorum. Bebeğinizin dokunma duygusu daha anne karnındayken gelişmeye başlar. Yeni doğmuş bir bebeğin teni, en gelişmiş duyu organı ve dünyaya açılan penceresidir.